Sayın Feyzoğlu merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Siz, sağ olun. Siz yine kameradan kameraya bayağı yaklaştınız yine. İyi. Vallahi hiç kıpırdamıyorum içinde. Görüntü. Şimdi Metin Bey, baroların size bakışı, sizin barolara bakışınızı falan bilmem ama Twitter'a, sosyal medyaya baktığımda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Devletten ve milletten taraf konuştuğu için yandaş ilan edilenler grubuna hoş geldiniz, kulübüne hoş geldiniz diyebilirim. biz Süleyman Bey'ciğim, ben hayatım boyunca devletten ve milletten yana oldum. Çünkü benim ailem zaten o gelenekten gelen bir aile. Siz bilirsiniz, tanırsınız. Ben her zaman için milliyetçiliğimi gururla dile getirdim. Atatürk'ün tanımladığı şekilde Türk milliyetçisi olduğumu söyledim. Devletçilik demişimdir, halkı kucaklamak demişimdir, sahiplenmek demişimdir. Dolayısıyla ben aynı yerde duruyorum. Kuşkusuz, kuşkusuz aynı yerdesiniz ama son 1-2 yıl içinde şunu gördük. YouTube kanalı, sosyal medya kanalı üzerinden çok sık açıklamalar yapmaya başlayınca galiba sosyal medya cenahı o anlamda sizin sözlerinizi daha fazla duymaya başladı ve tepkileri bu anlamda peki, daha da yoğunlaşmaya peki, başladı. Peki bakın Süleyman Bey, bunu düşünmemiştim. Gerçekten bu anlamda haklısınız. Sosyal medyanın tabii tanıtıcı ya da yanlış tanıtıcı gücü var. Ben yayın yaptıkça belki daha ortaya çıktı gibi oldu. Doğru söylüyorsunuz. Peki şu çok kolay insandır tanımak. Maalesef Türkiye'de en kolay şey birilerini dar ağacına çekmek. Bunu çok sık yapıyoruz. Metin Bey, ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tartışma Diyanet İşleri Başkanı'nın Kur'an'ın ayetlerini okumasıyla ortaya çıktı. Bir hutbeyle ortaya çıktı. Siz bu noktada Ankara ve İzmir barolarının 1500 yıl geriye giderek Hazreti Peygamber'e vurgu yapmasını, dogma cümlesini kullanmasını ve Kur'an ayetleri hakkında nefret dili denmesini nasıl karşıladınız? Yani burada bir ayrışmanız var mı barolarla? Zaten o konuda ben hemen o gün açıklama yaptım. İzmir barosu değildi galiba, sadece Ankara barosu. İzmir barosunu hatırlamıyorum, özür dilerim. İlk yapan Ankara barosu. Üzüldüm, tasvip etmemiz mümkün değildir dedim. Nazik, hedef göstermekten kaçınan ama duruşumuzu belirleyen bir açıklama yaptım bu konuda. Keşke öyle bir açıklama yapmasalardı. Yanlış oldu ve toplumu rencide etti. Keşke yapmasalardı. Üzüldüm ben, çünkü Ankara Barosu'nun da üyesiyim aynı zamanda. Keşke yapmasalardı. Orada en çok beni rahatsız eden sesi Çağlar Öncesi'nden gelen şahıs bir cümle parçası var. O ses kitabımızın sesi. Yani inanmayabilirsiniz. Bakın inanmıyorsanız saygı duyuyorum. İnanmıyorsanız saygı duyuyorum. Neye inanıyorsanız saygı duyuyorum. Ama dini bir toplumsal olgu olarak, sosyolojik bir olgu olarak yatsırsanız, yoktur böyle bir şey derseniz rahatsızlık verir. İnananlara da rahatsızlık verir. Kastedilen o değildi büyük ihtimalle. Öyle düşünmek istiyorum inanın. Yani kastedilen başka bir şeydi. Ama yani daha önce başka yerde söylemedim. Burada siz söylediğini sorduğunuz için bir devam cümlesi daha söyleyeceğim. Diyanet işlerinin ya da işte caminin toplum hayatına yönelik, dışarıya yönelik, devlet yönetimine ilişkin cümle kurmasını doğru mu? Devlet yönetimine ilişkin. Devletin de dine ilişkin cümleler kurmasını doğru bulmak. Şimdi şaşıracaksınız belki bu söylediğimi ama Ankara Barosu'nun yazdığı o işte bildiri diyeyim, Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamaları, hutbesine karşı yaptığı açıklama bana göre renkli yer. Çünkü, bu çok önemli bir cümle.
laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması yüzünden hutbe camide okundu. Camiye giden cemaat dinledi. Camiye gitmeyen açısından bir etkisi yok. İnanmayan açısından bir etkisi yok. Kavuşan bir zorlayıcılığı da yok Sayın Feyzoğlu. Bir zorlayıcılığı da yok. Yani dinin bir zorlayıcılığı da yok. Sadece ayetin, Kur'an-ı Kerim'in hükmünü söylüyor. Efendim zaten hutbenin ne olduğunu, nasıl yazıldığını bilirseniz işte hutbeler malumunuz burada. Akıl öğretmek, ders vermek, tövbe aşağı. Estağfurullah. Her zaman için ayetlere, surelere ve hadis-i şeriflere atıflar yaparak yazılır, okunur. Kaynak çünkü birinci derecede kaynak hutbede budur. Kur'an-ı Kerim'dir ve hadis-i şeriflerdir Peygamber Efendimiz'in. Dolayısıyla böyle caminin içindedir, inananlarla ilgilidir. Ve dışarıdan devletin bir kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüsünüz neticede caminin içindeki hutbeye bu şekilde karıştığında doğru olmadı. Ha şunu diyebilir miydi diye düşündüm, çok da konuştum. Şunu ne diyebilirdi belki Ankara Baroğlu'nun. Keşke Diyanet İşleri Başkanı'nın pandemi döneminde daha kucaklayıcıdır hutbe okusaydı diyebilirdi. Orada Diyanet İşleri Başkanı döner, sana ne der? Bir fikir açıklamasını, bir fikir açıklaması olur. Bu şekilde tatsız bir yere. Sayın Feyzoğlu, şöyle bir şey söyleyeceğim ama bunu söylerken sizi, bütün baroları bu işin içine katma gibi bir düşüncem yok, tenzih ederim. Şimdi Mehmetçik şehit olduğunda sesi çıkmayan bir oda olarak, baro olarak tepki göstermeyen ama sınır ötesi operasyon yapıldığında analar ağlamasın, savaş istemiyoruz, Kürtler öldürülüyor diyen bildiriler yayınlayan bazı barolar görüyoruz. Bu normal bir şey mi? Yani bunu gördüğümüzde toplum olarak, bu ülkenin bir ferdi olarak söylüyorum. Ben şahsen konuştuğum kişiler böyle baro olmaz diyor. Bu anlamda çoklu baronun olması toplumda şu anda inanın kabul görebilecek bir noktaya geldi. Siz baroların bu anlamda yani böyle PKK'nın can suyu olabilecek, bu anlama gelebilecek açıklamaları hakkında ne söylersiniz? Şimdi efendim bir kere hiçbir baromuz PKK adına konuşmaz. Onu kabul etmem. Katılmayabiliriz cümlelerine. Ben çok kavga ediyorum. Benle de çok kavga ediyorlar bazı baro başkanlarımız. Ama burada başkasına da müsaade edip söz söylemek biz kendi içimizde bunları tartışıyoruz çok. Yani ülkenin Ankara'dan görünüşüyle Ankara'daki bir insanın konuşmasındaki rahatlıklara bir başka bir insanın bir yetkilinin, idarecinin konuşması ya da konuşmasındaki rahatlık, iklim, toprak aynı değil. Şimdi ben bu pencereden bakıyorum, siz bu pencereden, öbür pencereden. Bu pencereleri birleştirdiğimiz zaman daha kucaklayıcı olabileceğiz birbirimizi suçlamak yerine. Benim yaklaşımım bu. Ama birisi bana şunu dediğinde cevabı da veriyor. Yine Akçakale'ye gittiğimde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonunu uluslararası hukuka göre meşruiyetini savundu, sana mı düştü dendiğinde ben de bunun cevabını ayrıca veriyorum için. Sakınmadım. Fakat çoklu baro bunun bu buyurduğunuz sorun olarak ortaya koyduğumuz durumun çözümü değil. Onun yerine çok daha kalıcı olan şu: barolarımızda çoğulculuğu hakim kılmaktır. Bazı barolarda bu seçim ve yönetim sisteminin demokratik olmadığını söylüyorsunuz. Yanlış mı anladım? Sonuç
Bak şöyle, kağıt üzerinde çok demokratik gibi görünüyor çarşaf liste. Ama kimsenin kimseyi tanımadığı kalabalık barolarda demokratik işlemiyor. Ama aynı baroların çıkıp Türkiye demokratik sistemlerle yönetilmiyor demesini nasıl buluyorsunuz? Diyebilirler, düşünce özgürlüğü. Yani diyebilirler.